çalışmasında çözümler bulunabilir. Hep bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bunlar gördüğünüz gibi çok uzun yıllar, yani böyle bir 10 yıla falan yayılan projeler değil. Çok kısa zaman içinde gerçekleşecek. Tabii burada önemli noktalardan bir tanesi şu, özellikle Marmaris'teki seçmen vatandaşlarımızın dikkatine sunmak isterim. Genelde bazı yerlerde turist düşünülürken oranın yerlisi çok düşünülmüyor. Yani turist gelsin, burada iyi bir şekilde bir turizm hizmeti alsın ve tekrar ülkesine dönsün diye. Ama orada yaşayan insanların hayat kalitesi mi olacak? Buna da esasında Serkan Bey çok doğru bir şekilde o yanlış denklemi, baş aşağı duran denklemi ayakları üstüne çevirmiş. Marmaris'teki insanlar mutlu olsun, Marmaris'teki insanlar burada yaşamaktan büyük bir mutluluk duysunlar, hayat kalitesi artsın. O hayat kalitesinin artması, buradaki mutluluk ve hizmet kalitesi zaten turiste yansıyacaktır. O da toplam olarak tekrar Marmaris'lerin kazancı olarak onlara geri dönecektir. Bu bakımdan çok önemli. İkincisi de şöyle bir şey var, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestomuzda sadece rant üreten değil, yani değer üreten şehirlerden bahsediyoruz. Bu burada çok iyi yakalanmış bu projelerde. Sanat değer üretebilecek, spor değer üretebilecek ve Marmaris'i kendi etrafındaki bölgelerle kaynaştırabilecek bir değer üretim merkezi haline getirmiş. Dolayısıyla buraya baktığınız zaman Marmaris'i Muğla'nın ilçeleri içerisinde öne çıkaran değil, Türkiye için de yarıştıran değil, dünyayla yarıştıracak bir vizyonla yapılmış bütün bunlar. Bütün sorunlara cevap arayan, kuşatan ama en önemlisi de Marmaris'teki insanımızın hayat kalitesini artıran projeler bunlar. İnşallah Serkan Bey belediye başkanı olduğu zaman Marmaris'i çok hızlı, doğru yönde ve burada yaşayan insanların hayat kalitesini yükseltecek, aynı şekilde Marmaris'in ekonomisini büyütecek dönüşümler bekliyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Efendim İhlas Haber Ajansı, Ramazan Serkoz. Bugün Yeni Zelanda'da iki camiye sağlık.